Əziz uşaqlar, gördüyünüz kimi tarix göstərdiklərinin qısa vaxt ərzində bizim tələbə yoldaşlarımız yüzlərcə körpənin sevincinə səbəb olmuş, onlarla ailənin ümid çağı olmuşlar. Ümid edək ki, bu fəaliyyətlər davam edəcək. Bax, bugün burada toplanmağımızın da bir səbəbi yenə eyni məqsəd daşıyır. Növbəti xeyriyyə tədbirlərindən, silsiləsindən, xeyriyyə konseptində bir araya gəlmişik. Və bugün sizlərin burada iştirak etməyi eyni zamanda yenə gördüyünüz kimi onlar da yüzlərcə gənc körpə uşağın sevincinə səbəb olacaq. Çünki siz hamınız burada iştirak etməklə eyni zamanda bu xeyriyyə işinə dəstək vermiş oldunuz. Buna görə hər birinizə ayrı təşəkkür edirik. İndi isə sözü çıxış üçün Universitetimizin rektoru, hörmətli Profesör Dr. Əhməd Səndiş bəyə verir. Çok değerli konuklar, sevgili öğrenciler ve hayır işlerinde her zaman bizleri yalnız bırakmayan çok değerli sanatçılar. 3 yıldır Zeynel Hacı Tagiyev Kulübü bu tür faaliyetlerini devam ettiriyor. Biz bundan mutluluk duyuyoruz. Çünkü hep ben veyahut da bana ne hayrı var düşüncesiyle biz komşumuzu unuttuk, biz fakirleri, güçsüzleri unuttuk. Onlar kendi dertleriyle yuvarlandılar. Ve siz gençler, en son Kurban Bayramı'nda biz gözledik. Belki yüzlerce ihtiyaç sahibi aileye siz kurban eti dağıttınız. Şimdi buradan gelen gelirleri ben inanıyorum ki yine ihtiyaç sahiplerine vereceksiniz. Ve bu devam edip gidecek. Eğer siz bu dönemde, öğrenciliğiniz döneminde bu yoksul veya fakir halkı tanımazsanız daha sonraki yaşantınızda aklınıza bile gelmez. Ama bu sıralardan, bu dönemlerden bunu öğrendiğiniz takdirde ben inanıyorum ki kendi öz varlıklarınızı bu tür ihtiyaç sahibi olan insanlara vereceksiniz. Nitekim Türk okulları dediğimiz okullar Türk müteşebbisleri tarafından yani Türk iş adamları tarafından desteklenen okullardır. Aynı okulların benzerlerini Türkiye'de de yaptılar. O yetmedi, Orta Asya'da yaptılar. O yetmedi, bütün dünyaya yaptılar. Bunların ne beklentileri var ki? Hiçbir beklentileri yok bu insanların. İkinci husus, bugün Türkiye'de hemen hemen tekaüzsüz hiç talebe yok. Bütün zenginler her öğrenciye tekaüt veriyorlar. Hatta babasının durumu iyi olanlara dahi veriyorlar. Çünkü öğrencinin ihtiyacı bitmez diyorlar. Bırakın siz. Ve nitekim inşallah bu güzellikler üniversitemizde başlayan bu güzellikler, Azerbaycan'da başlayan bu güzellikler bütün Türk dünyasına yayılacak ve bütün dünyaya yayılacak ondan sonra. Çünkü bizler kalbimizle, düşüncemizle hareket eden insanlarız. Sadece düşüncesiyle hareket eden insanlar gaddar olur. Ama kalbi ve düşüncesiyle hareket eden insanlar etrafına sevgi dağıtır, mutluluk dağıtır. Bizler bu yolda hareket ediyoruz. İnşallah gelecek nesiller bizleri de geçecek. Bizleri de geçecek. Biz sizlerden çok umutluyuz. Ben bütün emeği geçen arkadaşlara, bütün sanatçılarımıza, buraya gelip bizi şereflendiren sanatçılarımıza tekrar tekrar teşekkür etmek istiyorum. Nice nice bu güzel faaliyetlerin devam etmesini diliyorum. Sağ olun, var olun. Değerli rektörümüze teşekkür ederim. Bu biraz evvel de gördüğünüz aziz tələbələr birinci konsept değil, bir neçə konseptin növbəti seçiləsidir ve bu konseptlerin ərsəyə gəlməsində en büyük rolu bizim çok değerli sənətçilərimiz oynayır. Təbii ki, onlar tamamıyla təmənnasız olarak bizim tələbələrin xeyriyyə fəaliyyətlərini dəstək vermək için
işten, güzden, vaktan ayrılıp buraya geldiler. Biz onlara çok derin teşekkür borçluyuz ve onları alkışlamak istedik. Bu sanatçılarımızın başında her zaman birinci gelen adını kanadı. Biz ona sözü teşekkür ederiz. Onun sevdiğimiz birçok cihetleri var. Her şeyden evvel o özgür sedası da her zaman gençleri vatanperverliğin ruhunu değiştirmeye çalışır. Onlara bu duyguları aşılamaya çalışır. Ve aynı zamanda da diğer bütün yerli ve dünya klasiklerinden olan mahnıları çok güzel şekilde ifa ederiz. Biz bunu çok severiz. Biz onu davet etmemişken de bak biraz merhabeler bildirilir bir klip izleyecek. Azim Khan'ın ifasını daha sonra onu inşallah sahneye davet edeceğiz. Buyurun. İnşallah vakit gelir. Lazım gelirse sabahlarıyla bilgilerle ve lazım gelirse kolların gücüyle
təşkilatçı təbii ki Azərbaycan gəncliyinin bu qədər öndə olmağı bizləri sevindirir və mən sizə əmin edirəm ki bizim tariximiz bu millətin gələcəyi sizlərin əlindədir bizim əlimizdədir ona görə Allah bu milləti qorusun Allaha əmanət olun deyirəm və öz mahnılarını ifa edirəm Qismət eləsin, həmişə sağlıqlı sizlərin önünüzə gələ bilək, sizləri musiqilərimizlə sevindirə bilək və inşallah ifa etdiyiniz mahnıları Qarabağda ifa edək. Allah ışığı, hakkı dostum.